Dostlarım günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Yine günübirlik kamp videosunda beraberiz. Bugün Esenceli köyüne gideceğim. Yağmur başlamadan yemek işini halletmem lazım. Yazın burası full dolu oluyor arkadaşlar. Tabii şimdi kışın kimse yok. Sadece film çekiyorlar. Kampta şöyle bir ışık lazım bana arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tüm gece yavaştı. En fazla çadıra geçelim yani. Çok mühim değil. Çadırımın etrafına şöyle su yolları yaptım arkadaşlar. Şöyle etrafına. Çektiğim mandaya bak. Dostlarım günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Yine günübirlik kamp videosunda beraberiz. Bugün Esenceli köyüne gideceğim. Baraj kenarında sessiz, sakin, güzel bir kamp olacak. Hava normalde yağıştı. Ben tedbirimi aldım. Ama şu an tabii güneş var. Bilmiyorum yağar mı yağmaz mı. Önemli değil. Arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul son zamanların en kurak kışını geçiriyor. Yağış yok. Barajların doluluk oranı çok düşük. Yağış olmaması motorcular için iyi tabi ama kuraklık daha kötü arkadaşlar. O yüzden yağışlar olsun. Bugün Ömerli Barajı'na gideceğiz. Bugün hem baraj kenarında sessiz sakin bir kamp atacağız. Hem de barajın doluluk oranını gözlemlemiş oluruz birlikte. Hem de keşfetmiş oluruz oraları. Yaklaşık 50 km süreceğim. Ömerli Barajı'nda görüşürüz arkadaşlar. Size keyifli seyirler dilerim. Şimdilik hoşça kalın.
Dostlarım selam yeniden. Ben şimdi kamp kuracağım alana geldim. Bakınız. Ömerli Barajı. Dostlar çadırı buraya kuracağım. Çünkü sağ tarafım kapalı. Sol tarafım da hafif yukarıda. Rüzgar esmiyor. Şu taraflara hiç yukarı çıkınca fena rüzgar var. Hava da soğuk zaten, kış ayındayız. Hem manzarası güzel. Hem de zemini güzel. O yüzden buraya kurulacağım. Çok vakit kaybetmeyeceğim. Saat zaten 2 oldu. Kış ayındayız. Hemen akşam hava kararıyor. O yüzden hemen kuruluşa geçeceğim. Şu lanet filmcilerin jeneratör sesi mi, ne sesi? Fena insanı uyuz ediyor. Umarım bir an önce giderler de biraz rahatlarız. Dostlarım ben şimdi çadırı falan kurdum. Şu yukarıdaki girişteki köyden odun aldım. Hava yağışlı kuru odun bulamam diye. Onları parçalayacağım, ateş yakacağım, yemek yiyeceğim. Motoru buraya çektim. Buraya da kuruldum. Şu film ekibinin zaten iğrenç bir jeneratör sesi vardı. Bir de şimdi müzik açmaya başladılar. Şu saçma müzikler yüzünden telif yemem umarım. Yani komik olur. Şu minibüsün olduğu yerde ateş yakacaklarmış akşam. Sahne çekip gideceklermiş. Yani bu arkadaşlara katlanmak zorundayız, öyle söyleyeyim.
Ben ateşimi yaktım. Yakar yakmaz zaten yağmur başlandı. Şu an tereddütteyim, yağacak mı yağmayacak mı? Yağışlı bugün normalde ama. Yağarsa ocağa geçeceğim. Ateşle uğraşmayacağım. Dostlarım, kahvaltı için patatesli yumurta yapacağım. Patatesleri şimdi pişiriyorum. Yumurtayı çırpacağım. Dostlarım, medya mod aldım. Yani ses kalitesi biraz daha iyileşecek. Ama şansımsa şu filmcilerin şey sesi, jeneratör sesi rahatsız ediyor tabii. Yağmur başlamadan yemek işini halletmem lazım. Dostlarım, diğer yemeğimi de yapacağım çünkü hava kararıyor. Yağmur da gelebilir, o yüzden. Hamburgeri de yaptım arkadaşlar. Şu jeneratör sesi çok modumu düşürüyor. Muhtemelen bütün videoda salakça bir ses çıkacak. Ama yapacak bir şey yok. Başka bir yere kurulabilirdin diyeceksiniz ama burası rüzgarı almadığı için buraya kurdum arkadaşlar. İlerisi açık olduğu için çok rüzgar aldı.
Dostlarım şöyle ufak bir gezintiye çıkalım. Size de etrafı göstereyim. Aslında daha önce geldiğimde de seviyesi bu civarlardaydı. Baştan arkasında mezarlık var, oradan sonra köy var. Burası da baraj kıyısı. Bakın dostlar, buraya çıkar çıkmaz rüzgar zaten başlıyor. Burası açık olduğu için önü, çok deli rüzgar var burada. O yüzden ben şu araya böyle geçtim. Çünkü rüzgarı kesiyor arası. Rüzgara bakın. Yazın burası full dolu oluyor arkadaşlar. Tabii şimdi kışın kimse yok. Sadece film çekiyorlar. Şu sessizliğe bakın. Sadece rüzgar sesi. Fena yağış geliyor arkadaşlar. Bu arada aşırı soğuk esiyor. Zaten hava soğuk. Rüzgar var ya, mahvediyor adamı. Buraya karavanla böyle çekmek için güzel yerler var arkadaşlar. Arabanızla böyle karavanla gelip çekip şu tarafları kullanabilirsiniz. Benim mekan şurada kaldı. Arkası da böyle. Patika yolları var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şimdi kamp alanına geri dönelim. Ellerim buz tuttu. Fena soğuk. Buraya her geldiğimde şanssızlığım peşimi bırakmıyor arkadaşlar. Yani bütün modum düştü. Ne video çekesim var ne bir şey. Zaten şu ekip beni mahvetti. Bir önceki geldiğimde de böyleydi. Hiç modum yok anlayacağınız. Bakın dostlar, bunları kesmişler gördüğünüz gibi. Ben de bunları alacağım. Dostlarım geri dönüyorum. Yağmur çiseliyor. Yağmura hazırlık yapmam lazım. Dostlarım fena yağmur geliyor. Böyle böyle değil. Barajın üstünü sisler kaplıyor. Benim yağmurluğum var. Bunu böyle emanet gerdirmeye çalışıyorum. En azından kendimi bir metre de olsa bu bir anı yaratmak için. Dostlarım, benim bir tane küçük bir metre brandam vardı. Onu üstüme çektim. Kendime bir yağmurdan saklanmak için alan yarattım.
Dostlarım, bulutlar kapladı. Karanlık çöktü. Zaten hiçbir şey gözükmüyor. Dostlarım, saat 6.30 ama zifiri karanlık çöktü. Ha, bir de geldim de arkadaşlar, köyün imamı da buradaydı. Öyle baraj kenarındaymış. Sağ olsun, bir şeye ihtiyacın olursa gel dedi köyün imamı. İyi bir insan belli yani. Öyle işte. Şu sonradan aldığım odunları da parçalayayım da yağmur yağmıyorken yakarız. Hatta şöyle bir ışık lazım bana arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu arada hava çok soğuk arkadaşlar. Ateş olmasa yine dışarıda durulmaz. Buhar bir çıkıyor deli gibi ağzımda. Bütün gün uğraştıkları sahneyi çok merak ediyorum. Yok yok şey... Seslere bakın. Yağmur başlıyor dostlar. Ateşim de sönecek muhtemelen birazdan. Bunlar hala bir şeyler çekiyor. Saat 9 oldu. Yağmur geliyor. Çok da önemli değil arkadaşlar. Zaten bütün gece yağıştı. En fazla çadıra geçelim yani. Çok mühim değil. Dostlarım, saat 11'e geliyor. Filmciler yeni gitti. Onlar gider gitmez yağmur başladı. Ben de toplanıyorum yavaş yavaş. Masanın sandalyemi çadıra geçeceğim. Dostlarım, yağmur hızlandı. Brandada biriken suya bakın. Çadırımın etrafına şöyle su yolları yaptım arkadaşlar. Şöyle etrafına su buradan böyle girip brandanın üzerinden süzülen su böyle gelip, bakın buralarda zaten dolmaya başlamış. Böyle süzülecek.
Çektiğim mırıldaya bak. Dostlarım ben şimdi uyandım. Eşyalarımı topluyorum yavaş yavaş. Çadırı toplayacağım. Sonra gideceğim. Gece çok iyi uyuduğum söylenemez. Yağmur hiç durmadı gece. Çadırın etrafına şöyle su yolu yaptım. Çok yağmur yağıyordu. Şuradan gelen sular bu tarafa doğru gitsin diye. Gece kazdım kenarlarını. Öyle. Başlamadan çıkmam gerekiyor hemen tekrar. Çünkü bugün de full yağıştı. Ama size şurayı göstereyim. Barajın üstünü nasıl kapatmış bulutlar siz de görün. Bakın karşı taraftaki dağlar gözüküyor. Sis kapatmış bulutlar siz. Tekrar yağış gelecek. O yüzden oyalanmadan bir an önce toplanmam lazım. Yola çıkmam lazım. Eve gideceğim, duş alacağım, sonra işe gideceğim. O yüzden hızlanmam lazım. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar beni desteklemek isterseniz video like ve yorum atmanız yeterli. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Güne mükemmel başladık. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Çadırın üstündeki suyu sallayayım dedim şöyle sökmeden önce. Çat diye ses geldi, burası kırıldı. Enteresan. Lan bu kadar dayanıksız mıymış? Güne böyle mükemmel başladık anlayacağınız. Çadırı toplayıp gidiyorum.